Dünyada görülen toprak türlerini bitirdik. Bugün de Türkiye'deki toprak dağılışını ve Türkiye'deki toprakları biz hangi alanlarda kullanıyoruz? Bununla ilgili notlarımızı sizlerle paylaşıyoruz. İşte karşınızda Türkiye'deki toprak dağılışını gösteren haritamız. Bizim ülkemizde arkadaşlar Akdeniz ikliminin hakim olduğu Akdeniz kıyıları, Ege kıyıları ve Güney Marmara'da görülen toprağımız Tererosa yani kırmızı renkli toprak Marmara bölgesinde e, introzonal topraklardan Vertisolimiz görülüyordu. Karadeniz kıyısı ormanlık olduğundan dolayı neydi? Kahverengi orman toprağı vardı. Ama Zo'yu hatırlarsanız Zonguldak'a getirmiştik. Podzol Zonguldak'ta burayı yapıştırdık. Laterit Trabzon demiştik ve dünyadaki en verimli zonal topraklardan olan Çernezyum, Erzurum, Kars, Ardahan, Eka demiştik. Ve ülkemizde en geniş görülen toprak, karasal iklimin hakim olduğu yerde kahverengi, kestane renkli, bozkır toprağı, İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu ve Kıyı Ege, pardon, İç Ege bölgesinde yaygın olarak görülen toprağımızdır diyoruz. Harita önemli. Bunu şekrin şart alıyorsunuz. Kafanızın bir köşesine yazıyorsunuz. Ve Türkiye'de toprağın kullanımı. Türkiye'deki topraklara baktığımız zaman %30'u tarım arkadaşlar. Ve gün geçtikçe tarım alanları genişlemekte. Bunun yerine daralmakta olan alan ne peki? Mera alanları. %18'lik mera alanımız var. Mera alanları tarım alanlarını dönüştürülmekte. İyi mi? Hayır. %8 %28'lik alan orman. %22'si diğer alanlarda kullanılıyor ve %2'lik kısmımız da sularla kaplı ülkemizin topraklarında. Şimdi bu topraklarda iklimin etkisiyle beraber yağışın az olduğu İç bölgelerimizde yani İç Anadolu, Güneydoğu gibi kuru tarım ya da tahıl tarımı yaygın olarak yapılmakta. Bu alanda iklimle beraber görülen bitkört, bozkır ve bozkıra uygun olarak en iyi küçükbaş hayvancılık yapılmakta. Her mevsim yağışlı olan Karadeniz kıyılarımıza baktığımız zaman bu alanlarda çay, fındık, kivi ve mısır tarımı için Uygun bir alan mevcut. Neden? Çünkü her zaman yağışlı. Şimdi her mevsim yağışlı olan bir yerde ot fazla olur mu? Evet. Hem fazla olacak hem büyük olacak. İşte buna bağlı olarak da büyük baş hayvancılık da bu alanlarda yaygın olarak yapılacaktır diyeceğiz. Sert karasal iklimin hakim olduğu Kuzey Anadolu yani Eka'ya baktığımız zaman Erzurum, Kars, Ardahan'a buradaki toprağımız çernezm olduğunu söyledik. Ve bu e, sert karasal iklim en fazla yağışını yazın aldığından dolayı arkadaşlar yaz yağışlarıyla beraber uzayan çayırlarda büyük baş hayvancılık yapılacak. Akdeniz bölgesindeki tererosta toprağı ise en uygun turunçgil tarımına elverişlidir diyoruz. Şimdi delta ovalarımız var. Alivyon topraklarımız. Bunlar taşınan toprak olduğundan dolayı verimli. Verimli olduğundan dolayı da her türlü ürünü yetiştirebilirim. Ama burada ben daha seçici davranmak zorundayım. Hangisi çok para getiriyorsa ben onun tarımını yapıyorum. Nerelerde? İşte Çukurova'da, Büyük Menderes ya da Palat Ovası'nda, Küçük Menderes, Gediz Ovaları'nda durum bu şekilde. Şimdi neler yapılıyor burada sanayi ürünleri işte tütün yapabilirim, arkasından pamuk yetiştirebilirim ve sebzecilik yapabilirim diyorum. Türkiye'deki ormancılığa baktığımız zaman bizim ülkemizdeki ormanların oranı %28'lik bir alandaydı. Ve orman varlığı en fazla olan bölgelerimiz de kıyı bölgelerimizdi. İşte kıyıdan Karadeniz, birinci Akdeniz, Ege Marmara diye sıralayabiliriz. Şimdi biz topraktan ana ürünler ve yan ürünler elde etmekteyiz. Mesela ana ürünlerden ne yapıyoruz? Tomruk yapıyoruz mesela. Maden direği, yonga, çıra, odun. Bunlar bizim ana ürünlerimiz. Yan ürünlerimize baktığımız zaman mesela meşe palamudu, reçine, sığla Bunlar bizim Ormanlardan elde ettiğimiz yağ ürünlerimizdir arkadaşlar. Sadece bun bunlarla sınırlı değiliz. Biz ağaçlarımızdan kağıt üretiminde, yakacak odun, mobilya yapımında, inşaat sektöründe, yapraklarından ve gövdelerinden, köklerinden boya sanayide, kozmetik e, kozmetik alanlarında da yararlanmaktayız diyoruz. Ayrıca topraktan tuğla, çimento kiremit, porselen ve çömlek yapımında da kullanılmaktadır. Aklınızda olsun. Şimdi bakıyorum Türkiye'deki helan ve erozyona. Bunlar birbiriyle karıştırılan iki terim. Biri toprağın ana kaya ile beraber yamaş aşağı inmesi, diğeri de erozyonda toprağın üst kısmının dış kuvvetler tarafından aşınması. Hadi bakalım bunlar ne? nasıl engellenebilir? Biraz bakalım. Heyelan dediğimiz zaman eğimli arazilerdeki toprağın ana kaya ile birlikte eğim aşağıya kayması. Yani şöyle bir toprak hop kayıyor aşağıya. Peki bir yerde heyelanın oluşmasında neler etkili? Eğimli olmalı mı? Evet. Yağış fazla olacak. Toprak geçirimsiz yani kirli bir yapısı olacak. Ve ben o yamacın dengesini bozacak unsurlar yaparsam eğer helana davetiye çıkarıyorum. Yol yapımı gibi. İşte bu alanları en fazla karşılayan bölgemiz neresi bizim? Karadeniz. O zaman bizim en fazla Karadeniz'de ne olacak arkadaşlar? Heylan görülecek. Peki ben heylandan korunmak için ne yapmalıyım? Bir, heyelanın olabileceği yerlere yani dağın eteklerine yerleşim kurmamalıyım. Yamaçlardaki akan suların tahliye olabileceği kanallar ya da direnez çalışmaları yapmalıyım. Ve o alanlara istinat duvarları yapayım ki ne olmasın etkilenmesin diyeceğiz. Devam ediyorum. Erezyon ya da neymiş erezyon? toprağın yüzeyindeki toprağın dış kuvvetler tarafından yani akarsular, rüzgarlar tarafından aşındırılması olayıdır. Bakın erozyonu arttıran olaylar ne? 1. O bölgede bitki örtüsü cılızsa erozyon fazla. 2. Nadas uygulaması. Ne demek Nadas? Toprağa bir yıl ekiyorum, ikinci yıl boş bırakıyorum. Boş kalınca erozyona davetiye çıkarıyorum. Anız yakımı sürekli söylüyoruz anız yakmayın yakmayın hem toprağın verimini hem de erozyona davetiye çıkarıyoruz çünkü anız yakımıyla beraber toprağın üst kısmındaki verimi yakmış canlıları öldürmüş oluyoruz canlı e, toprağın üst kısmı arkadaşlar canlıdır bunu unutmuyorsunuz çiftçilerimiz buna çok uyuyor ama maalesef toprağın yapısı da buna elverişli. Ee, toprak eğim yönünde sürülürse ne demek istiyorum eğim yönünde? Eğer şöyle bir arazimiz var. Eğim yönünde sürersem ne olacak? Sel sularıyla beraber toprağımız akıp gidecek. Devam ediyorum. Meraların aşırı otlatılmaması gerekiyor. Aşırı otlatırsam orada hiç ot kalmaz. Hiç ot kalmazsa çıplak bir toprak görülür. Bu da rüzgar ve akarsu erozyonu için davetiye çıkarılmış olur diyorum. Arkasından eğimin fazla olması sel sularını beraberinde getiriyor. Peki ülkemizde en fazla erozyon nerede oluyor diye sorarsanız İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesinde diyeceğiz. Çünkü bu alanlar bitki örtüsü bakımından fakir alanlardır. İşte Türkiye'deki toprağın dağılışı hangi alanlarda kullanıldığını da anlattık. Önümüzdeki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hedeflerinize inşallah ulaşacaksınız.